Hepinize yeni bir videomdan merhabalar sevgili takipçilerim. Sevgili arkadaşlarım, tekrardan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Aylar sonra biz ekmeğimizi pişireceğiz. Yani kaç aydır pişirememiştik. Köy yeri biliyorsunuz, yufkasız da olmaz. Bu şekilde arkadaşlar ekmeğimizi pişireceğiz. Bu Ramazanlık ara annem. Bu Ramazan'a mı artık? Ramazan'a pişiririz bir daha diye düşünüyorum bayrama ama. Pişiririz Ramazan'da. Bayrama mı pişiririz? Tabii. Ha. Ramazan'da bu tok tutar. Acıktırmaz bu. Daha Ramazan'a daha bir daha pişiririz canım o zamana diye düşünüyorum ben. Ne olmaz, ne olur. Tazecik pişiririz o zamana. Bakalım yani. Bitmese de. Bakalım canım çağrısını. Evet. Şimdi şöyle bu yufka ekmeğimiz için. Bu da bunu da bazlama yapacağız arkadaşlar. Ondan şu şekilde. Bunu da bazlama yapacağız. Aynen. Hemen kabarmasın diye onu birazcık daha duracak herhalde annem. Sonra yoğuracağız. Biraz yufkamızı pişirene doğru. Su dökeyim mi annem? Şöyle her zamanki gibi annem hamuru yoğurtturmadı bana yine. Anne ben yoğurayım dedim. Ha kızım sen bana su döküyor dedi. Ayarladı şöyle annem ununu falan tuzunu. Anne bu suyunu döküvereyim şöyle. Biz bu şekilde arkadaşlar unu suyu döktüğümüzde biz garsalama deriz. İlk önce garsalarız. Ondan sonra da böyle ellerimizi ıslatır ıslatır yoğururuz bu şekilde. Şimdi azıcık anamızın elini almışlığımız var canım. Şimdi annem bize burada yoğurtturmuyor diye. Kendi hamurumuzu yoğururuz canım. Kendi pastamızı, böreğimizi yaparız. Yukamızı yazarız. Yukamızı yazarız. Ama anacığızım olmadan olmaz. Köyde duranın hepsini öğrenmiştir anam. Köylerde duran her şeyi. Değil mi annem? Her şeyini öğrenmiştir. Odun yarmasını. Odun var da evin arkasında yarılacak. Yarılacak mı annem? Anam boş durmuş. Onlar yaralım mı gibi seni? Yaralım. Ha, bir yani... taraftan da odun yarmasını diyor. Annemin aklındaki de odun da yerde. Yaralım diye herhalde aradan çıksın. Ha, o da yarayan arada da. Yapalım senin... annem. Ahırın bir köşesine taşıyacaksın onu. Taşıyalım annem olur. Zeytinlerin çoğunu kestik ya bu sene. Hepsinden kesiyordu. Eski zeytinlerden ama. Eski belki 80-100 senelik zeytinlerimizi kestik bu sene. Onların odunlarını ahıra taşıyacağız. Tazelesin yani. Onları pişireceğim. Yapalım ben buradayken yapalım. Ulan yok da yarıyan neden oraya arabaya çıkardı? O yok ana. Öyle mi? Geldim hayır yani. Vur yanın acağı kavası. Aman acağızım. Şimdi babam arabaya dokanmasın diyeymiş. Hı. Dur. Şurayı indir ver annem dur kolum. Yolun kenarına döküldü oraya. Oradan yarılıp işte sobaya girecek şekilde içeriye taşınacak. Anam ne yapalım? Niye ya? Sağ olsun enişte. Kesti geldi tarladan getirdi geldi arkaya yıktı. İşte çok büyük olanlar ortadan kesilecek değil mi annen acalı? Soruyor. Yoksa kesilecek var mı dedi. Şimdilik odunumuz yeterli anam dedim. Yetmezse bir odun kestiğinde yedirirsin dedim. Hani dutlar var dutlu küçük gitmek. Bakarlar onlar o kadar kafasına koymuştur. Bir zaman fırsat bulursa yapılır. Sağ olsun onun. Ne diyeceğim? Oduncumuz o kesiyor gene. Sağ olsun. Allah razı olsun. Onları Hasan'a kestirdik şeyi. Özgür'ün işini. Gene kestireceğiz. Şu olsun. Sakızlık bitti mi? Babaanne Cezem'in asırlık sakızlığı. Var anam daha öyle çok kalmaz. Zaten çok odun olmadı onun. İçi boşu diye. İçi boştu da işte. Vermiştik karnını. Şey Celi amcam aldı değil mi onun yarısını? Hı. İşte ben onu bir kere girmeye diyettim de sonra pişman oldum anam. Kestin ya değil mi? Ben dedim size.
Pişman oldum bak. Babaannemin hatırası dedim. Dursun ulu çınar dedim. Bahçenin bir kenarında dursun o sakızlık dedim. Ya vallahi pişman oldum. Ama ne yapayım ortada. Çünkü oradan gelirken biz tarlamızı ondan biliyorduk hani. Evet. Sakızlıktan bilirdik yerimizi. Her zaman girdi ya da oraya oturdum etrafını biçiyor. Yani. Öyle biçer girebilir ya da. Öyle biçer giriyordu ama öyle yazında biçerkene gidip kölgesinde oturuyorduk ama. Kafasını biçtirirsek olacağımış değil mi? İşte önceki gibi kafasını kestirivereceği orada fışkıracağı. Kütüğü olur. Gene dursun. Gerçi içi boşmuş zaten. Gerçi boşmuş. Çürümüş artık da. İçi boşmuş. Çünkü çürüyüktü. Kenarlarının eskisi gibi kocaman sakızlık değildi. Şey olmuş, boşalmış artık. Çürümüş içi. Şimdi orada derenin kenarında var işte. Hasan'a diyeceğiz onu. Başka sular çekiliyorsun, onu da kesildi hem çocuğa. Onun başını aldıracaksın herhalde değil mi yine? Onun başı fazla yok da. Kökünden mi kestireceksin? Şiir çıkan kökü kalır. Şiir oradan yıkacak derenin içine. Kökü boştaysa. Çocuğa deriz de fırsat buldum. Açık derenin suyu şey olsun. Geldi gitti kesir onu. Sağ olsun kesirdi gene de bak. Dökün mü anne su? Oncağız gelir. Kaç senedir. Oduncumuzu kesiyor. Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Öyle. Yine bir iş dedin mi, biri şunu dedin mi, hiç hayır diyen olmaz. Allah razı olsun herkese. Sağ olsunlar. Olsun çocuk. Özden sakızlığımızı kesildi anam. Nerede odunumuz varsa çocuk bizim kesildi. Bizim var motor enişten gel ufak. Ağaç budamak ucu. Ufaklar. Orada çok bu sene kesilecek de. O eski payamlar bile ne oldu anne? Kesildi mi onlar duruyor değil mi? Kesilecek. Onlar hep kesilecek. İşte hep odun olacak işte onlar. Kurumuşlar. Çocuk büyüklendi erken bir gün orayı diyen kestireyim diyen güzel. Geleyim ben de yormayın. Erken. Erken kestireyim diyen neyse olmazsa olursak. Cıvıklayayım mı anne? Katıdır anamı. Azıcık daha katı sanki öyle gibi geldi bana. Ta öyle katı olur ta. Acık hava da soğuk ya. Biraz cıvık yoğurmak lazım değil mi? Yoksa çekiştiriyor iyice herhalde. Şimdi de suyu çıkmaya başlayacak. Şimdi anacığım bu şekilde hamurunu yoğursun. Ondan sonra buranın bir düzenini kuralım arkadaşlar. Tekrardan ekmek pişirirken, beze tutarken görüşürüz. Yoğurduktan sonra bir göstereyim size hamurun kıvamını da. Hamurumuzun kıvamı hamur bu şekilde. Yoğurdum bak öyle. Kendini salıyor bak. Sakız gibi kendini salıyor bak. Bu kadar öyle hamur bak. Şöyle ettim bak. Evet. O zaman olmuştur hamur. Şimdi düzenimizi kuralım. Annem hamuru yoğurdu. Ondan sonra pişirirken tekrardan görüşelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz düzenimizi kurduk. Birazcık ekmeğimizi pişirdik. Şu kadar falan bir götürdük eve. Bir iki döküm var mıdır abla? İki döküm ancadır. Onu götürdük içeriye. Şimdi ablam büyütüyor. Ben biraz çevirdim. Biraz yazdım derken böyle değişerek iyi oluyor. Şimdi sacın başında devamlı duran olursa sacın başındaki yanıyor. Yazan olursa da yoruluyor derken. Öyle dönüşümlü. Sabah soğuktu. Hı. Şimdi sıcak oldu bu sefer. De yandık aç. Evet. Olsun varsın. O kadar çok şey değil yine. Anacığım da burada beze tutuyor. Anacığım hem çörekli hem bezeci. Hepsini yapıyoruz galiba. Aynen. Annem benim. Şimdi şöyle ben çevireceğim. Ver bana abla. Ver. Ver olsun. Olsun. Sen yaz. Öyle hem çekeyim hem çevireyim. Altı güzel yandıktan sonra çevirmesi güzel oluyor. Altı dingiz dedim miydi? Ekmek dediniz yiyor.
altı iyi yandı mıydı, kızarması güzel oluyor. Biz bu şekilde köze sallarız. Biraz altından köz çekmem lazım. Yani o közün sıcaklığı bile yetiyor şu anda. Bakın kenarından kabarttırıyor şu şekilde. Bu şekilde pişiririz biz. Bu şekilde köze salladığımız zaman ekmeklerimiz çiçekli çiçekli oluyor. Yani güzel oluyor. Şöyle bakın. O yüzden muhakkak köze sallarız. Ekmeği yakıyorsunuz, köze çevirip veriyor. Ekmeği kızartıyoruz, bak ne güzel oluyor. Yanmıyor. Evet. Evet, ekmeği yakıyorsunuz diye bazı arkadaşlar yorumlar yapıyorlar ya. İşte yere sallıyorsunuz falan diye, yere sallamıyoruz arkadaşlar. Köze sallıyoruz. Köze salladığımız zaman da muhakkak küle de dokunur yani. Çünkü neden? Olabilir. Şöyle altından köz sallıyoruz. Evet. Bir de unumuz da güzel. Babam güzel almış çuvalını, yani şey, yani Allah eksikliğini göstermesin de şey. Böyle lastik gibi de olmuyor, yerken ağzında eriyor yufka ekmeği de. Sanki kepek karışımı var gibi ama. Kepek karışımı olan ekmek lezzetli oluyor. Evet. Hem de hani lastik gibi olmuyor kepek karışımı olduğu zaman. Bunu değirmenden aldım baba. Memnun olduğu için her zaman aynı yerde. Bazen de bir rüzgar geliveriyor. Esiveriyor rüzgar. Güneş de nasıl görünüyor bilmiyorum. Tam güneş geldi ya. Ekmeğimiz. Şöyle annemin de çalı süpürgesi. Bunu ekmek pişireceğimiz zaman kullanıyoruz. Şuraya yukarıya asıyor annem. Ekmek pişireceğimizde indiriyoruz. Bu ekmek saç süpürgemiz bizim. Sacın üstünü bununla süpürürüz. Hoppa, gitti. Thank you.
Aziz ol derler ya, şimdi thank you.
İyi şimdi. Sen şimdi. Geçen önce demiş besbelli oluyor bak. Şöyle kocaman bir ekmek olmuş. Hı hı. Hı hı. Kurumuş şey mi?